Bu video arşiketteki merdiven bas çizgi ve sınırlarının nasıl düzenleneceğini sunmaktadır. Diğer videolarda sunulduğu üzere arşiket merdivenleri bir bas çizgiyi temel alarak oluşturulurlar. Bir merdiveni seçtiğinizde bas çizgisinin kalın bir çoklu çizgi ile işaretlendiğini görebilirsiniz. Merdiven bas çizgi görünümüne geçiş için görünüm ekran görüntüsü seçenekleri merdiven bas çizgileri komutunda kullanabilirsiniz. Bunlar duvar referans çizgileri ile aynı grafiksel ifade ile ekrana getirilir. Kalın bir siyah çizgi üzerinde merdiven doğrultusunu gösteren oklar, merdivenlerin bir de sınırı bulunur. Sınır merdivenin sol ve sağ tarafında bulunan iki çokgensel konturdur. başlangıç ve bitiş rıhtları merdivenin merdiven sınırı tanımlamasına dahi değildirler. Merdiven bas çizgi parçalarını ve noktalarını değiştirerek merdivenin bas çizgi geometrisine ve bu sayede oluşturulan merdivenin tipine müdahale edebiliriz. Merdiven sınırını düzenleyerek oluşturulan merdivenin 2D ve 3D geometrisini istenilen tasarıma uygun hale getirebiliriz. Eğer bas çizgisi merdivenin sol veya sağ tarafına mesafe olmadan oturuyorsa, bas çizgi merdiven sınırları ile üst üste çakışır. Ok tuşunu aktive edip merdivenin bas çizgisi üzerine getirelim. Bilgi etiketi merdivenin bas çizgisi ile ilgili bilgileri ekrana getirir. Tap tuşuna basarak bilgi etiketinde görüleceği üzere merdiven sınırına geçiş yapabiliriz. Bu yöntemi kullanarak merdiven bas çizgisi veya merdiven sınırını tercih edebilir ve düzenlemek için tıklayarak seçebiliriz. Bas çizgisi seçiliyken seçimde sadece kalın mavi bir çoklu çizgi görürüz. Sınır seçiliyken iki kalın çoklu çizgi görürüz. Sınırı merdivenin diğer tarafında kalan çoklu çizgiyi tıklayarak da seçebilirsiniz. Poligonun bir kenarı veya bir noktasını tıklamanıza bağlı olarak hem bas çizgi çokgeni hem de sınır çokgeni için çoklu pet palet komutları kullanabilirsiniz. Merdiven bas çizgisi seçiliyse ve bir son noktayı tıklarsanız, pet paletin üst satırı tıklanan noktaya özel komutlar içerirken alt satırı aynı diğer elemanlarda olduğu gibi tüm eleman tipleri için kullanılabilir komutları barındırır. noktayı taşı komutu son noktayı başka bir konuma taşımanızı sağlar. Tüm kenarları ötele komutu tüm bas çizgisini ötelemenizi sağlar. Arşiketin uygun bir merdiven oluşturabilmesine olanak tanımak için bas çizginin ne kadar ötelenebileceğini elbette sınırlıdır. Merdiven devam ettir komutu merdiven bas çizgisine segmentler eklemenizi sağlar ve merdiven bas çizgisi geometrisindeki revizyonlarla uyumlu olacak şekilde yeniden oluşturulur. Arşiket mevcut merdivende olabildiğince az değişiklik yapmaya çalışır. Adımla, adımları yeniden düzenle komutu merdivenin ilk ve son kollarındaki adımların sayısını arttırmanızı veya düşürmenizi sağlar. Kursörü hareket ettirdiğinizde geri bildirim grafiği kaç adımın yeniden düzenlendiğini gösterir. Eğer ilk kola daha fazla basamak eklerseniz son koldan aynı sayıda basamak düşülür veya tam tersi. Ara noktalardan birini tıkladığınızda pet paletin üst bölümü son noktalarda olduğu gibi nokta taşı ve tüm kenarları ötele komutlarını sunacaktır. Yuvarlat veya pahkır komutu tıklanılan noktada bulunan bazı çizgisi köşesinin yuvarlanmasını veya pahlanmasını sağlar. Merdiven bas çizgisini geometrisine bağlı olarak eğer girilen değer yeterince büyük değilse dengeli bir merdiven oluşturulamaz. Böyle bir durumda merdiven geometrisine hiçbir değişiklik uygulanmaz. Eğer yeterince büyük bir değer girilirse değişiklik gerçekleştirilir. Dönüş tipi seçenekleri komut tıklanılan noktaya atanmış olan dönüş tipine müdahale etmenizi sağlar. Örneğin otomatik sahanlıktan döner şekli dönüştürebilirsiniz. Her dönüş tipi adım ötelemesi adımların veya basamak genişliğinin kontrolü gibi pek çok parametre için seçenekler sunar. Bu sayede oluşturduğunuz merdiven istenilen geometriyi karşılamıyorsa, istediğiniz sonucu elde etmek için daima bas çizgi parçalarının ve noktaların tipini değiştirebilirsiniz. Bas çizgisini seçip bir merdiven bas çizgi parçasını tıkladığınızda, pet paletin üst satırı parçalara özel komutlar içerir. İlk 6 komut çokgen düzenleme komutlarıdır ve diğer çokgensel eleman düzenlemeleriyle aynı şekilde kullanılırlar. Bu komutlar yeni nokta ekle, kenar yuvarla, segmenti teğet kullanarak düzenle, kenar ötele, tüm kenarları ötele ve komşu kenarları genişlet komutlarıdır. Segment tipi seç komutu tıklanan segmentin tipini değiştirmek için kullanılır. Dört olası seçenek veri girişindekilerle aynıdır. Çıkış kolu, sahanlık, eşit açılarla dönüş ve eşit adım mesafeleriyle dönüş. Örneğin U tipli bir merdiven oluştururken hızlı giriş için 3 Kış kolu parçası oluşturabilirsiniz. Ardından bas çizgisini seçebilir ve orta segmentin segment tipini sahanlık olarak değiştirebilirsiniz. Daha sonra kolaylıkla revize edebileceğinizden dolayı merdiven bas çizgisi çok yeni girerken uygun segment tipine geçiş yapmaya gerek kalmaz. Hızla çiziminizi gerçekleştirebilirsiniz. Merdiven bas çizgisinin pet paletindeki üst satırın son komutu hem bas çizgi parçalarında hem de sınır segmentlerinde kullanılabilir. Bu sınır segment ayarları komutudur ve merdiven sınır çok gösterip gizlemenizi sağlar. Segmentlerdeki gizlemek için ekrana gelen diyalog kutusunda segment gizle tuşunu seçin. Değişiklikleri sadece tıklanılan segmentten, aynı taraftaki segmentlere. Veya merdiven sınırlarının iki tarafındaki tüm segmentlere uygulayabilirsiniz. Bu merdiven sınırı için tam olarak istenilen kat planı gösteriminin elde edilmesi için kullanışlıdır. Sınırın herhangi bir segmenti gizliyse o sınırı düzenlemek istediğinizde pet paletinde yeni bir komut ekrana getirilir. Bu sınır sınırla komutudur ve sınır geometrisini ve 2D sunum saklı segmentlerin yeniden görünmeleri için standart değerlerine geri getirir. Merdiven sınırını seçtiğinizde ve bitim noktalarını birini tıkladığınızda pet paletin üst satırı diğer çokgen eleman tiplerini değiştirme ile aynı şekilde çalışan nokta taşı ve tüm kenarları ötele komutlarını sunar. Bir ara merdiven noktası tıklandığında pet paletin üst satırı bu iki komutu artı aynı merdiven bas çizgi noktalarında olduğu gibi çalışan yuvarla veya pahkır komutunu içerir. Bir merdiven sınır parçasını tıkladığınızda pet paletin üst satırı merdiven bas çizgi parçalarındaki komutların neredeyse aynılarını sunar. Aynı altı çokgen düzenleme komutunu sunacaktır ve merdiven bas çizgi parçalarını düzenleme ile aynı şekilde çalıştır, çalışacaklardır. Merdiven sınırının gösterilmesi veya gizlenmesi için sınır segment ayarları komutunu da sunulacaktır. Eğer sınırı tanımlayan çoklu çizgi değiştirilmişse sınır geometrisini sıfırlamak veya görünürlüğü standart değerlerine geri getirmek için sınır sıfırla komutunu da ekrana getirecektir. Sınırın revize edilmesi basamaklar, rıhtlar ve merdivenin stüktürünü etkileyecektir. Değiştirilen sınır geometrisine göre yeniden oluşturulurlar. Bu nedenle sıra dışı bir geometriye sahip bir merdiven oluşturmak için merdiven bas çizgisini tanımlayıp merdiven oluşumunda şekli genel hatlarıyla elde edin. Ardından tam olarak istenilen özel 3D ve plan gösterimi için modifikasyonları gerçekleştirin.